Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkındaki daimi ortak mekanizma toplantısı dün yapıldı. Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg ev sahipliği yaptı. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı. Toplantıda 14 Haziran'da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Madrid'deki NATO zirvesi sırasında imzalanan üçlü muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Finlandiya, İsveç daimi ortak mekanizma toplantısının Brüksel'deki NATO karargahında yapılan 5.sinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Fidan, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlerine izin verdiği sürece yaptığı mevzuat değişikliklerinin Türkiye için manasının kalmadığını söyledi. İsveç, mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attı. Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdı. Terörle mücadele kanununda yaptığı değişiklikler de 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor. İsveç'teki güvenlik sistemi altyapısının provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi bizi açıkçası düşündürüyor. Terörle mücadele alanında İsveç'in NATO üyeliğinin ittifaka herhangi bir risk getirmemesi, tam tersine olumlu bir katkıda bulunması gerek. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor. PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı yapılar İsveç sokaklarında gösterilene devam edecekse, eleman devşirebilecekse, mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası açıkçası kalmıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 28 Haziran 2022'de imzaladığı üçlü muhtırada tesis edilen daimi ortak mekanizmanın Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen 5. toplantısının ardından basına değerlendirmelerde bulundu. Billström, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantıda ilerleme sağlandığını düşündüğünü söyledi. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında terörle mücadele etmenin İsveç'in de çıkarına olacağını, terör örgütü PKK'nın İsveç dışında birçok NATO ülkesinde organize suça karıştığını, NATO ülkelerinin buna karşı birlikte daha fazla işbirliği yapabileceğini söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki görüşme öncesinde NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg ile bir araya geldi.